Full Enerji'ye hoş geldiniz. Galatasaray'ın transfer gündemini konuşuyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde işler tıkırında. Büyük bir olasılıkla bir aksilik yaşanmazsa Galatasaray gruplardan çıkacak. İnşallah kupaya doğru, zafere doğru yolculuğuna devam edecek. Bir taraftan da Süper Lig'de Trabzonspor'la böyle kafa kafaya gelmek, şampiyonluk yarışının içerisinde olmak istiyor. Ki bunu da başaracaktır, bundan eminiz. Türkiye Kupası'nda da her yıl olduğu gibi yine favori. Tabi devre arasında gaza basmak istiyor Galatasaray. Maç yoğunluğu artacak, tempo artacak. Bunun bilincinde sarı kırmızılı yöneticiler ve nokta atışı transferlerle kadroyu güçlendirmek istiyor. Fatih Terim'in kafasında bazı isimler var. Scout ekibinin önerdiği, izlettiği isimler var. Mesela bu isimlerden bir tanesi Erik Botheim. Ayrıntıları birazdan izleyeceksiniz. Menajerlerin getirdiği isimler var. Teun Puki gibi Norwich'in forveti. Sezon sonunda onun da sözleşmesi sona eriyor. Galatasaray ile ilgili tüm transfer detaylarını, son gelişmeleri videomuzda bulabilirsiniz. Ayrıntılara geçmeden önce tüm Galatasaray taraftarını kanalımıza abone olmaya bekliyoruz ki bu şekilde bizler de sarı kırmızı renklere gönül vermiş insanlara videolarımızı izletme, ulaştırma şansına sahip olacağız. Bu anlamda destekleriniz bizim için önemli, kıymetli. Evet, Galatasaray transfer gündemi dedik. Bakalım ayrıntılarda neler oluyor, neler bitiyor. İzliyoruz. Galatasaray'ın ara transferdeki golcü planı netleşmeye başladı. Sarı kırmızılar Halil ve Muhammed'in bonservisini alıp Cagney'i elden çıkarmaya hazırlanıyor. Ancak Muhammed'in 4 milyon dolarlık opsiyonla bonservisinin alınmasından hemen sonra Fransa'ya satışı da gündemde. Böylelikle sarı kırmızılar bu operasyondan önemli ölçüde bir kar elde etmiş olacak. Elbette bu aynı zamanda forvete yapılacak takviye sayısının da artması anlamına geliyor. Bu doğrultuda forvet takviyesi isteyen teknik patron Fatih Terim'in gönlünde Johan Elmander etkisi yaratması muhtemel İskandinav golcüler yer almakta. Gündemdeki ilk isimse Galatasaray'a pek de yabancı değil. Teemu Pukki. Hatırlayanlar olacaklar aranızda, 3 yıl öncesinde de sarı kırmızılar bu oyuncuyu kadrosuna katmaya çalışmıştı fakat o dönem gerçekleşmemişti. Şu sıralardaysa Pukki'nin takımı Norwich, Premier Lig'de dibe çakılmış durumda ve tecrübeli santraforda takımından ayrılmak istiyor. Aynı zamanda İngiliz kulübüyle sözleşmesi sezon sonu da bitecek, bu bilgiyi de paylaşmış olalım. 31 yaşındaki futbolcu Norwich'in kontrat uzatma teklifine de olumsuz bakıyor. Evet, Cagney ve Mustafa Muhammed büyük bir olasılıkla takımdan ayrılacaklar. Pukki dediğimiz gibi şu anda gündemde olan isimlerden bir tanesi. Scout ekibinin Fatih Terim'i izlettiği bir isim var. O da Erik Botheim. Çok sağlam bir oyuncu, genç, 21 yaşında Bodo Glimt'in oyuncusu ve şu anda Galatasaray'ın radarında. Evet, Erik Botheim, şöyle bir durum var. Bodo Glimt forması giyen 21 yaşındaki oyuncunun Avrupa Konferans Ligi'ndeki performansı Galatasaray'ın işini bir hayli zorlaştırmakta. 4 maçtaki 3 golünü de Roma ağlarına gönderince bir anda Jose Mourinho'nun aklını çeldi Botheim. Oyuncuyla Roma'nın yanı sıra Lazio'nun da ilgisi bulunmakta. Norveçli futbolcu bu sezon çıktığı 40 resmi maçta 19 gol, 9 asistlik performans sergileyerek adını duyurmayı başardı. Evet, Ocak ayında Galatasaray'ın öncelikli hedefi forvet bölgesi. Tabi kanatlara da takviye yapılması gündemde. Deniz Van şu anda en çok istenilen oyuncu. Hatta Fatih Terim sezon başında istedik ama parma bırakmamıştı demişti bu oyuncu özelinde. Ve gelen haberler Galatasaraylı idarecilerin bu oyuncu için bir kez daha parmayla iletişime geçtiği yönünde. Ara transferde kanatlara takviye istiyor Fatih Terim ve bu konuda sayı olarak oldukça fazla ismi içinde barındıran bir listeyi yönetime sunmuş durumda. Tabi bu listenin ilk sırasında yazan isimse Deniz Man. Rumen oyuncu ile ilgili yaz döneminde yapılan girişimleri doğruladı tecrübeli çalıştırıcı. Sezon başında istedik ama Parma bırakmadı derken genç oyuncudan henüz vazgeçmiş değil. Özellikle Man'ın son haftalarda Parma'da istediği süreleri alamaması ve hocasıyla sorun yaşaması Aslan'ın iştahını yeniden kabartmış durumda. Sarı kırmızılı kulüp Parma ile Deniz Man transferini bir kez daha görüşmeyi planlıyor. Bu arada Galatasaray'ın Rumen yıldızları Morutsan ve Çikuldao da Romanya milli takım kampında Deniz Man'ı Galatasaray'a transferiyle ilgili sıkıştırdığı da söyleniyor. Ancak oyuncu cephesinde herhangi bir olumsuz bir durum yok. Menajerler vasıtasıyla birçok görüşme yapıldığı, konunun tamamen kulüpler arasında olduğu belirtilmekte. Geçen yaz transfer sezonunda olmadı, bakalım Ocak'ta oyuncunun yolu bu kez İstanbul'a düşecek mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Galatasaray orta sahaya takviye yapmak istiyor. Gustavo Assunção ile yollar ayrılacak. Bu oyuncu tutmadı Galatasaray'da ve Fatih Terim'in gözdesi Amadou Diawara, Roma'nın oyuncusu ve bu oyuncu özelinde harekete geçilmiş bulunmakta. Bonservisi Roma'da yıldız futbolcunun ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun gelecek planları arasında yer almıyor ve gitmesine de izin verdiği konuşulmakta. İtalyan basını 24 yaşındaki futbolcunun önemli seçeneklerinden bir tanesinin de Galatasaray olduğunu paylaştı. Evet, Sarı Kırmızılar sezon başına kadrosuna kattığı Gustavo Assunção'dan istediği performansı alamadı. Forma şansı bulmakta zorlanan Brezilyalı oyuncuyu devre arasında kiralık olarak göndermeyi düşünen Burak Elmas ve yönetimi Assunção'nun yerine takviye yapmak için harekete geçti. Ocak ayında 6 numara takviyesi yapmak istiyor Galatasaray ve gözler Fatih Terim'in gözdesine çevrilmiş durumda. Orta sahada bir türlü istediği uyumu yakalayamayan aslan Roma'nın yıldızı Amadou Diawara için harekete geçmiş bulunmakta. Yaz transfer döneminde Sarı Kırmızılar İtalyan takımı Roma ile anlaşmış ancak Ginili yıldız gelmek istememişti. Fakat bu kez Roma teknik direktörü Jose Mourinho ile uyum sorunu yaşıyor Amadou Diawara ve takımdan ayrılmaya da sıcak bakıyor. 2019 yılında Roma'ya transfer olmuştu oyuncu, bitmek bilmez enerjisi ve top tekniğiyle fark yaratıyor. Orta saha oyuncusu bu sezon Roma ile 5 maçta forma şansı bulabildi. Kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Diawara 12 kez yine milli takım formasını giydi. Güncel piyasa değeri ise 14 milyon euro. Fatih Terim ve ekibi geçen yaz yaptığı açıklamada herkesin bilip de bizim bilmediğimiz kimse yok diyerek transfer çalışmalarını tüm dünya genelinde yaptıklarını açıklamıştı. Buna işaret etmişti ve Ocak ayında da takıma direkt katkı sağlayacak nokta atışı transferlerle kadronun güçlendirilmesi planlanmakta. Bu anlamda öne çıkan isimlerden bir tanesi de Marco Livaya. Evet, Hırvatistan milli takımının da oyuncusu Livaya ve şu anda Hajduk Split forması giyiyor. Güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro. Bu sezon Hajduk formasıyla çıktığı 16 resmi maçta 11 gol 3 asistle skora katkı sağladı. Livaya daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da gündemine gelmiş fakat Türkiye'ye transferi gerçekleşmemişti. Tecrübeli forvetin kariyerinde Inter, Atalanta, Rubin Kazan, Empoli, Las Palmas ve AEK gibi çok sayıda Avrupa kulübü bulunmakta. Ve Galatasaray'ın şu anda forvet transferi için ismi geçen oyunculardan biri konumunda. Bu transferin önümüzdeki bir ay içerisinde netlik kazanması bekleniyor. Evet, Galatasaray kanatlara takviye yapacak demiştik. Kimler konuşuluyor? Denizban konuşuluyor. En çok istenilen isim bu. Ama parma bırakacak mı bırakmayacak mı muallakta. Bir de Moses Simon var, Nant'ın oyuncusu ama bu oyuncu için servet istiyor. Durum böyle olunca başka alternatifler üzerinde de çalışmalar devam ediyor haliyle. Ve öne çıkan isimlerden biri de Samuel Kalou. Galatasaray'ın devre arasında güçlendirmek istediği pozisyonlardan biri de kanatlar. Her iki çizgide de görev yapabilecek hızlı, teknik ve istikrarlı bir oyuncu takviyesi peşinde Sarı Kırmızılar. Moses Simon, Samuel Kalou ve Denizban gibi ses getirecek isimlerle yakından ilgileniyor. Özellikle Denizban'a olan ilgiyi teknik patron Fatih Terim geçtiğimiz günlerde bizzat kendisi açıklamıştı, hatırlayacaksınız. Ruben yetenek için Cimbom yeni bir teklif paketi hazırlarken kulübü Parma oyuncuyu bırakmaya bir türlü yanaşmıyor. Galatasaray cephesi bundan dolayı gündemdeki alternatif isimlerle de temaslarını sıcak tutmaya çalışıyor. Listede Galatasaray'a en yakın görünen oyuncu ise Samuel Kalou. Bordo'da bu sezon yedek kalan Nijeryalı futbolcu, Sarı Kırmızıların Melajer Davia vasıtasıyla yaptığı ilk teklife olumlu yanıt verdi. Galatasaraylı yetkililer şimdi Bordo ile bonservis pazarlıklarına başlayacak. Cimbom'un planı 24 yaşındaki oyuncunun bonservisini uzun vadeli taksitlere bölerek alabilmek. Evet, Galatasaray forvet hattını mutlaka güçlendirecek demiştik. Mbaye Cagne ve Mustafa Muhammed'den beklenen verimi alamadı Galatasaray ve gündeme gelen sürpriz bir isim var. Beşiktaş'ın eski oyuncusu Vincent Aboubakar. Arap medyasının paylaştığı bir haber bu. İzliyoruz. Mustafa Muhammed ve Cagne'den istediği verimi alamıyor Cimbom. Bundan dolayı Ocak ayında mutlaka forvet mevkisinin güçlendirilmesi hesaplanıyor Sarı Kırmızılar'da. Arap gazeteci Khaled bin Abdülaziz'in iddiasına göre Aboubakar büyük bir mali kriz yaşayan ve Asya Şampiyonlar Ligi'nden men edilen Al Nassr'dan devre arasında ayrılacak ve sözleşmesini feshedecek. Kamerunlu golcünün son dönemde Galatasaray'la sürekli temas halinde olduğu ve sürpriz transferin Ocak ayında gerçekleşeceği belirtiliyor Araplar tarafından. Ve videomuzun sonuna geldik. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde
her şey yolunda üst turlara çıkacaktır mutlaka. Gruplardan çıkıp sonrasında ise kupaya doğru, zafere doğru yolculuğuna devam edecek. Bir taraftan da Süper Lig'de Trabzonspor'la böyle kafa kafaya gelmek, şampiyonluk yarışının içerisinde olmak istiyor. Ki bunu da başaracaktır, bundan eminiz. Türkiye Kupası'nda da her yıl olduğu gibi yine favori. Dolayısıyla bu 3 kulvarda mücadele edebilmesi için kadro derinliğinin, zenginliğinin oluşturulması hedefleniyor Ocak ayında. Ve gündemdeki isimleri paylaştık sizinle. Tabii hangileri gelecek bunu hep birlikte göreceğiz, zaman gösterecek ama yakın temasla olan isimler videomuzda paylaştığımız isimlerdi. Bir başka videoda tekrar görüşeceğiz. Bu arada tüm Galatasaraylılardan kanalımıza abone olmalarını bekliyoruz. Bu şekilde bizler de videolarımızı daha fazla sarı kırmızılı renklere gönül vermiş, cimboma sempati duyan insanlara izletme ulaştırma şansına sahip olacağız. Bu anlamda destekleriniz bizim için değerli, kıymetli. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.